dediğim gibi işte çocukken sürekli yani şeydi, böyle rahatsızlanırdı falan. Yıllarca hani annem sürekli kucağında taşırdı, şey yapardı onu. Hassas bir çocuktu yani. Çok espriliydi, çok akıllıydı. İnsanları, çocukları, hayvanları çok severdi yani. Arkadaşlarını, yani komşular, herkes, akrabalar, hep herkes onu çok severdi yani. Köye giderdi tatillerde, bir iki ay köyde kalırdı, çalışırdı. Nenemlere falan yardım ederdi. Mücadeleyle, babam mücadelenin içindeydi aile olarak. Yani çocukluğundan itibaren mücadelenin için bilincindeydi yani. Çocukluğunda zaten arkadaşlarla geziyordu, şey yapıyordu, yanına sürekli götürüyorlardı onu gittikleri yerlere falan. Çocuk olmasına rağmen güveniyorlardı ona. Akıllıydı, şey, cesaretli şey bir çocuktu falan. Bir ara bir arkadaşın babası dedi, demişim sen oğlanıma, demişim sen bu çocukla şey nasıl yanında taşıyor, götürüyorsun falan demiş, şeydi baba. Ondaki cesaret, ondaki şey sende yok, hiçbirimizde yok falan. Yani çocukluğundan beri öyleydi yani. Aileyle bağlar çok iyiydi. Hepimiz onu çok seviyorduk. Özellikle babam. Hepimiz. Beni de çok severdik. Birbirimize çok bağlıydık. Daha iyi lise yıllarında zaten başladı yakalanmaya. 3-4 defa gözaltına alındı. Çok ağır işkencelerden geçirildi. Daha lise 2'de falan da herhalde. Lise 1 olabilir. Cengiz'in şehadetinden sonra, Cengiz'le zaten arkadaştılar. Cengiz'in şehadetinden sonra işte Batman'daki temsilciliği şeydi. Dedi, kapalı kalmayacak falan. Ben şey yapacağım. Öyle aldı. O zor dönemdi. Baskılar, şeyler çoktu. Kontrgerilla faaliyetleri. Öyle. Gazetenin dağıtımı, şeyin yayılması falan şey yapıyordu. Organizeyi falan çok şey yapıyordu. O zor koşullara rağmen yani. Asla yok. Telefon çalıyordu şeydi, biz hani açtığımızda ev telefonu, ses yoktu yani, ama o açtığı zaman dinliyordu yani, bir şeyler şey yapıyorlardı, tehdit falan ediyorlardı onu, bize söylemedi yani, arkadaşlarına falan söylemişti de bize hiç yansıtmadı. Öyle işte o dönem öldürmeler, cenaze törenleri falan, tutuklanmaları ve yani şey, çok şey bir dönemdi yani, zorlu bir dönem. İşte Hizbullah maskesi altında devletin politikası, hatta o şehadetinden sonra şeydi, arkadaşlar falan şey yaptılar, o çatlıyı falan Batman'da görmüştüler. Zaten o çatlının dosyasında da ismi geçiyordu. O şey yapmıştı herhalde, örgütlemişti o, onun öldürme şeyini falan. Ben burada değildim zaten. Hani ben 99'da gittim. Yurt dışındaydım. Babam zaten çok erken hani o gördüğü işkencelerden dolayı 12 Eylül 80'de hani zaten o çok erken rahmet etti. Annemler buradaydı işte. Şey oldu zaten, o zaman aşımı falan dediler zaten. Böyle yani. Gazetede kalıyordu. Dediğim gibi işte organizeyi falan yapıyordu. O zor koşullara rağmen dağıtımını falan, ama ben o zaman çalışıyordum falan. Ben fazla gitmiyordum hani oraya. Yani fazla bir hani o kadar bilgim yok yani o konuda. Biliyorum yani uğraşıyordu canla başla. Hiçbir tehdide, hiçbir korkuya şey yapmadan, kapılmadan falan yani cesaretliydi. Asla düşmandan korkmazdı yani. Düşmana kin beslerdi. Polisleri, komiserleri falan gördüğü zaman kinle, şeyle bakardı onlara, ya laf atardı falan. Öyle onları gördüğü zaman öfkelenirdi çok. Ya öyleydi. Aynen yani, daha azimli, daha
cesaretle devam etti yani, hiç yılmadan, şey yapmadan. Zaten biz hani duyduğumuz zaman dedik hani kapalı kalmıştı bir süre şey dergi. O gitti şey dedi işte, valiliğe gitmişim, şey yapmışım biraz yani temsilcilik için falan. Yani öyle biz şeye gitmiştik, çarşıdaydık. Ben, arkadaşlarım, kız kardeşim falan. Eve geliyorduk. Evin, o belediyenin, eski belediyenin, yani belediyenin arkası. Zaten orada vurmuştular onu. Biz oraya geldik. Saat 7:30 geçiyor. Bir yaz olduğu için hani günler uzundu. Bizim bir teyze vardı falan. Onlar geldi, öyle bizi karşıladılar, ağlıyorlar falan. Öyle yani. Ben yani ben gidene kadar şeydi, cenaze şeydi, yani yaralıydı o zaman, hastaneye götürmüştüler. Orada öyle bir arabaya atladık, gittik şeye, bölge, eski bölge hastanesi oradaydı. Yaralıydı dediğim gibi, işte yok işte ambulans göndereceğiz, yok para dediler falan dediler. Ben kızdım polislere, dedim üzerindeki paralar falan nerede dedim yani öyle. Ben de zaten çantamı öyle attım, öyle duyduğum zaman falan. Böyle Diyarbakır'a götürdük ambulansta, ben başındaydım yani Diyarbakır'a kadar. Hastaneye yatırdılar, o gece zaten sabah işte şehadetini haber verdiler. İşte yani arkadaşları mücadeleyi onların bıraktığı yerde devam ediyorlar yani. Bizi şey yapan, onurlandıran, umutlarımızı daha çok şey yapan, yükselten odur yani. Mücadele gittikçe artarak yani büyüyor, gazetecilik daha ileri şeye götürülüyor falan yani. Yani ben ne diyebilirim, bütün şehit ailelerine sabır dilerim yani, zordur. Ben 32 yıl geçti ama hala da o acı, o şey yani dinmiyor yani. Zordur.